Arkadaşlar şarkıcılar canlı hayvan pazarında videomun ikinci bölümünü çekiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize tekrar iyi seyirler diliyorum. Şöyle çıkarsın da göstereyim size. Birisi bu. Yok baba sana mayer götür. Beğenmese geri gel. Hop hop. Biri bu. Benim al nerede diye bak lan. Diğeri de şu şarole. İkisi 23.500'e bitti. 26.000 istemişti. Seni yedi ileride mi? Tamam sen onu tamam. Savaş abi hayırlı olsun. Sağ ol Aydın abi teşekkür ederim. Ayağımız yine uğurlu geldi. İşin rast gelsin abi. Eyvallah. Arabada getir arabayı yürüyün. Şuraya şuraya ha şuraya şuraya Murat. Arabalarını buraya get. Bunlara uğraşma araya sokma. Kırşehirli Murat abi biraz önce çekmiştim. Şöyle. Kaç var videomun başında. Vardır ya üç dost vardır hepsi çıkar ya. Murat abi. Çık baba. Kaça bitti? Abi 7600'e falan bitti. 7600'e bitti. 7600'e. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol Aytekin abi Allah razı olsun abim benim. Kırşehir'de görüşürüz inşallah. İnşallah abi. Kendinize gelsen gerek. Memnun oluruz abi. Valla çekim yaptığım satıyor. Abi. Sen de sattın o yani. Değil oğlum o değil abi. Görüşürüz tekrar. Kendine İnşallah gelin. Aytekin abi Allah razı olsun abim benim. Eyvallah. Kendine iyi bak abi. Sağ ol. Abi hayırlı olsun. Sağ olasın. Nereye gidecek bunlar? Bunlar Malatya'ya gidecek. Malatya'ya gidecek. Evet. Hayırlısı diyelim tekrar. Tüyü kadar hayrını gör sağ abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim abla. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Allah iyilik versin. İsim nasıl? Osman söylemez. Osman abi. Sivaslısın. Yok Kayseriliyim. Kayseri'den. İnekleri mi getirdin? Kırıştın İnekleri getirdim. Bunlar damızlık sağlıyor. Nereye çekiyor? Bunlar danalı. Şunlar gebe düğelerimiz var. Şimdi şunu baştan başlayalım. Bu danalı. Bu da danalı. Danalı. Bu kurbanlık düğe. Bu sağmal inek, sağmal sütlü. Onlar da 8 aylık gebe düveler. Evet. Fiyatları da alalım hemen baştan tekrar. Fiyatlar danası var erkek 14 lira. Danası var erkek 16 lira. Kurbanlık düvemiz 6,5. Danasız 10 lira. 11,5 lira. 10 lira. Yani fiyatlar 11,5 o civarda yani 10-11,5 arasında. Düğemiz 12,5 8 aylık gebe. Düğemiz 16 lira 8 aylık gebe. Bunlar da 14 lira 8 aylık gebe. Maşallah. Sağ olasın abi. Soran var mı? Var oluyor bir şeyler ya. Ufak tefek satış oluyor. Hayırlısı diyelim inşallah. Hepsini inşallah. Satar dönersin. İnşallah abi. Ya da haftaya bir daha gelir. Kısmet abi. Kısmet. Mesleğimiz bu. Başka meslek yapamam diyor zaten. Yapamam ben. Yani. Çoğu soruyor ya zarar ediyorlarsa bu işi niye yapıyorlar? Adam zarar etse de bu çocukluktan bu işin içine tabii girmiş bırakamıyor yani. Aynen öyle. Yani aynen şimdi öyle. Hayvancılığı bırakan adam kalkıp garsonluk yapamaz. Yapamaz. Ne bileyim ademelik yapamaz. Ya bu işin zararı da var kârı da var ama tabii ki kâr ediyoruz yani etmiyorsak yalan söylerler ediyoruz. Ama az ama çok. Helalinden uğraşık. Lokma geliyorsa yeterli. Amin. Yani. Aynen. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de burada yakışıklı bir takipçim var. Onunla da. Nasılsın abim? İyi abi. Çok senin ismin ne? Salih abi. Salih. Bu inekler senin. Kesimlik. Kesim bıçaklık. Ne istiyoruz bunlara? İkisine 22 diyoruz abi. İkisine. Öbür günü de çekeyim şuradan. Şöyle. İnşallah sen de satarsın. İnşallah abi. Görüşürüz kendine dikkat et. Görüşürüz abi. Bağırıyordun gel abi gel abi diye. Geldin bak. Ne diyorsun bu tosunlara?
Ne diyorsun bunlara fiyat? Ne diyek? Sen söyleyeceğim, ben bir şey diyemem. Bana kalsa çiftine. Ne geliyor, canlı ağırlık tattın mı bunları? Canlı kaç kilo? 600 kiloymuş. Çifti 1200. Soran var mı? Yok, pek de yok. Pek de yok. Aynen. İnşallah satarsın, görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Arkamdan beni de çek. Aha, çekiyorum abi seni de. Çek abi, çek. İsim ne? İsim Japon. Japon? He. Lakap bu o zaman. Lakap. Niye öyle demişler? Japon'a benziyor. Vallahi biri dedi öyle kaldı abi. Allah Allah. Bu sıra senin. Evet abi, sıra. Ne diyorsun bunlara fiyat? Abi bunlara, şu düvelere 6'şer lira diyor, çok diyorlar. Düvelere 6'şer diyorsun. He. Kaç aylık bunlar? Bunlar 10, 11, 12. 10, 11, 12 diye gidiyor. Danalara ne diyoruz? Danalar şunlara, danalara da 7'şer buçuk diyoruz. 7'şer buçuk diyoruz. Soran var, alan yok. Yok abi, berbat. Yip bahalı, sabah bahalı. Balcılığı bitirdiler abi. İnşallah düzelir. 2 haftadır geliyor, satamıyor. Bu videomdan sonra inşallah satarsın, Japon abim benim. İnşallah. Yani. Sivaslısın değil mi? Ben mi? Yok, Kayseri. Kayserilisin, tamam. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ ol, Allah razı olsun. Arkadaşlar, burada da Temel abi. Yani Sivas'ta, Çarpış'ta da tanıdığım en büyük esnaflardan biri. Arkadan inek de çarpıyordu bana. Sana çarpmasın Aytekin abi. Valla kartta da bir kere çarptı, sol tarafımı göçürdü yani. Kendime zor geldi. Nasılsın Temel abi? İyisin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Aytekin abi? Hoş geldin. Allah şeref verdin ya, pazarımıza. Ya. Allah razı olsun. 3 haftadır çekim yapmıyorduk. Dedik Türkiye'nin 1 numaralı pazarına gideyim. İlk çekimimi oradan başlayayım dedim. Geldim yani. İyi etmişsin. De gelseydin demin 40 tane dana verdiydim. Onunla beraber çekseydin. Valla pazar o kadar büyük ki. Bir ucundan bir ucuna gelince kadar yarım saat, bir saat geçiyor. Yani. Ya işte öyle. Şimdi bu 3 tane mi kaldı? 3 tane kaldı. Düveler? He, düveler. Kaç aylık bunlar Temel abi? Bunlar 6'şer 7'şer aylık abi. Evet. Ne diyoruz fiyat bunlara Temel abi? Bunlara 4'er lira diyor abi. 4'er lira. Evet. İnşallah satarsın yani. İnşallah satacağız. 3 tane satar, 3 tane ayrı ayrı satar. Burada da genç arkadaşım da selam verdi. Geliyorum, dur. Onu da bineyim Temel abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çay kahve ısmarlarım. İşi şey yaptı, çekimini bitirdikten sonra. İşim bitsin inşallah. Şöyle geleyim. Çünkü seslendi arkadaş. Takipçi. Bu gebe mi bu? Gebe. Kaç aylık gebe? 3 aylık gebe. Ne istiyoruz buna fiyat? 12,5. Kaçıncı gebeliği? 4. gebeliği. Danası nerede? İnşallah satarsın. Dana da vardı yanında. Burada da buzağlı bir ineğimiz var. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi böyle conti gibisin ha, böyle saçlar maçlar helal olsun yani. Ne yapayım ben? Kendine iyi bakmışsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Vallahi bu buzağı dişi mi? Dişi. Ne istiyoruz bu ineğe? Buzağlı 11,5. 11,5. Kaç doğum yapmış? 3. mü ne herhalde? Tam bilmiyorum. Ben de alıp satıyorum. Sen de al sat yapıyorum. Soran var mı? Buyur. Soran var mı? Soran var. Ama daha satamadık. Satamadık. İnşallah satarsın. He, şunlar da bizim. He. Çarşı pazarın bol olsun, işin ucunu az kesin. Olsun. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ olun size. Selamünaleyküm. Sağ ol abim. Şöyle çekeyim de geliyorum. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 5'er lira diyorum artık. 5'er lira diyorsun. Kaç aylıklar bunlar? 8-10. 8-10 arası. İnşallah satarsın. Allah izin verirse Aytekin abi. Ayağım değdiği yer. Röportaj ettiğim kişi kesin i̇nşallah, satıyor yani. İnşallah, inşallah. Yani Allah'ın bir hikmeti işte diyelim. İnşallah. Sen ne yapıyorsun abi, iyisin? Valla bir ara verdiydim. Şimdi tekrar başladım çekimlere. Allah kısmet ederse İnşallah. Kurbana kadar yine her pazara devam. Allah izin verirse abi. İnşallah. Görecekler.
Bu hafta, bu hafta sorguna da gel. Bu hafta sorguna şöyle diyeyim. Buradan sonra Vezir Köprü'ye gitmeyi düşünüyorum. Oraya hiç gitmedim. Oradan Çorum'a. Ondan sonra bakacağız yani. Kastamonu ya da Turhal. Oradan sorgun olabilir. Aynen. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Eyvallah. Çek abi çek. İsmim Fatih Pınar bak. Ben Facebook'ta fenomenim. Bugün attığım malı akşamında satarım. Ha bunu herkes biliyor Türkiye. Peki pazara çıkardığım malı hemen satıyor musun? Satarım. Hadi bakalım. Ekmeğini bulduğum dakika satarım. En güzeli. En hesaplı malı da ben ver. Çek abi. Bunlara ne istiyorsun? Bunlara 3200 lira diyor. 3200 TL. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar 6-7 aylık hayvanlar. 6-7 aylık. İnşallah satarsın. Satılır abi, sıkıntı yok. Bizim tezgahımız temiz ya. Allah'ın adına. Hele burada yalan dolan olmaz. Neyse o. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Allah'ın adına olsun. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, sen sorun. Benim aşağı yeğenim de lan. Çek. Bu da benim dayım zaten. Ferdi Bayram. Dayıyı yiyen birliktesiniz ya. Aynen evet, aynen. Şakışa bacarından. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı hayırlı. Neler var bugün satışta? Abi ufak buzalarım var. Kaç aylık bunlar? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara 7'şer 3 kuruş istiyorum abi. 7500. Evet abi. Şöyle çekelim. Millet görsün. Aynen. Başka ne var? Düğelerim var abi. Şöyle düğelerimiz. Dur şöyle alayım. Ha bir de düğeler var burada. Hepsi simental. Bunlar yaşında var mı? Bunlar yaşında abi, birer yaşında. Ne diyoruz bunlara? Bunlara da 8'er buçuk diyorum abi. 8500. Pazarlıkları var yani. Evet abi, pazarlıklar falan hepsi var. Valla birazcık iri yarı bir hayvan geliyor, şöyle kenara kaçayım da. Korkma abi, korkma. Şöyle kenara çık, geçek abi. Şöyle güzelce çek abi, şu arkadaşımız da çek. Sarkışlı hayvan pazarı bugün çok kalabalık. Kalabalık satışta var yani maşallah. Abi yani yakaladığımı çektim. Yayılmış hayvan alınıp satılıyor. Yani sen buna ne istiyorsun? Abi 12.250 diyor. 12.250 bu 50'yi anlamıyorum ben ya. 12.200'de gitsin. Hadi şurabını müsaade. 12.200 lira. Hadi bakalım. İnşallah satarsın. 12 yanlarımızda 200 neydi onu sor. Yani. Abim çarşı pazarın bol olsun. Ol işin gücünü rast gelsin. Sağ ol abi, selam abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, sen sorun. Benim aşağı yeğenim de lan. Çek. Bu da benim dayım zaten. Ferdi Bayram. Dayıyı yiyen birliktesiniz aynen, ya. Aynen aynen. Şakışa bacarından. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı hayırlı. Neler var bugün satışta? Abi ufak buzalarım var. Kaç aylık bunlar? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 7'şer 3 kuruş istiyorum abi. 7500. Evet abi. Şöyle çekelim. Millet görsün. Aynen. Başka ne var? Düğelerim var abi. Şöyle düğelerimiz. Dur şöyle alayım. Ha bir de düğeler var burada. Hepsi simental. Bunlar yaşında var mı? Bunlar yaşında abi. Birer yaşında. Ne diyoruz bunlara? Bunlara da 8'er buçuk diyorum abi. 8500. Evet. Pazarlıkları var yani. Evet abi, pazarlıklar falan hepsi var. Vallahi birazcık iri yarı bir hayvan geliyor. Şöyle kenara kaçayım da. Korkma abi, korkma. Şöyle kenara çık, geçek abi. Şöyle güzelce çek abi. Şu arkadaşımız da çek. Sarkışlı hayvan pazarı bugün çok kalabalık. Kalabalık satışta var yani maşallah. Abi yani yakaladığımı çektim. Yayılmış hayvan alınıp satılıyor. Yani sen buna ne istiyorsun? Abi 12.250 diyor. 12.250 bu 50'yi anlamıyorum ben ya. 12.200'de gitsin. Hadi şurabını müsaade. 12.200 lira. Hadi bakalım. İnşallah satarsın. 12 yanlarımızda 200 neydi onu sor. Yani. Abim çarşı pazarın bol olsun. Ol İşin gücünü rast gelsin. Sağ ol abi, selam abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Selamun aleyküm. Tanıyalım abi seni. Ben Gümüştepe köyünden geliyorum buraya. Evet.
gece geldik. Seneye küçük kurbanlıklar getirdik buraya. Seneye kurbanlık oluyor bunlar yani. Evet, seneye kurbanlıklar bunlar. Bunlar yaylımdan ince araziden. Yaylım yavaş yavaş bitti, gelmeye başladı yani. Ne diyoruz bunlara fiyat? Bunlara 5300 lira diyoruz tanesine. 5300 tanesi. Evet. Bu taraf aynı mı? Hepsi aynı. 12'si hepsi de. Aynı. Üst üste fiyat. Şöyle. Bondofon. Simental kırması. Hepsi var. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Çarşı pazarın bolsun. İşin gücün az gelsin. Görüşürüz. Allah'a emanet. Şöyle. Bizi de çeken mi kurban? Çekeriz. Selamun aleyküm. Tepede duruyorsunuz. Hayırdır? Mal mı aldınız? Sattınız mı? Ne ettiniz? Aldım ya, aldım. Bunları mı aldınız? Yok. Kamyonları. Büyük baş mı? Büyük baş. Küçük büyük baş. Küçük baş. Hani kuzu mu? Kuzu. Erkek mi? Erkek kuzu aldınız. Dişi de al abi. Şimdi büyük başı bitirdim. Küçük başa geldim. Birazcık da küçük baş çekeyim dedim. Aynen öyle. Yiğit bizim için rast gelsin. Siz nereden geldiniz? Kayseri'den Tomarza. Kayseri Tomarza. Nasıl piyasa? Piyasa daha soramadık da. Normal. Şöyle küçük baş tarafı. Bayağı dolu bugün ya. Bugün küçük bayağı baş. Karabalık. Evet. Hayvan çok güzel. Yani. Yem fiyattan da gevşeme yok mu? Yok. Niye gevşeme olmuyor abi ya? Valla inşallah çözüm bulacaklar. Bulacaklar mı çözüm? Bulmaları lazım. Millet çok mağdur ya. Aynen. Hayvancı mağdur. Var ya, hayvancı bitik. Gerçek yok. Ama Allah sonunu hayır ede. Buna bir çare düşünürler. İnşallah. Temennimiz o. Tarım bakanlarımıza duyurak değil mi abi? İnşallah. Yoksa güzel mi azıcık? Güzel. Halen 36-37 bin lirayı ne kesiyorlar? Evet. Bir bıçağa dana kesiyorlar. Doğru söylüyorsun. Yani kurtarmıyor ki. Gerçek doğru. Kurtarmıyor. Yazık, günah çok düştü. Habire daha çekiyorlar. İnşallah çare bulacaklar. Karşı tarafa da bir şey demiyor. Adam sürüm yok diyor. O adam da yanıyor. Yani. O adama da bir şey diyecek. Kesen adama ne diyecek? O da karşı tarafa satamayınca o da tövbe. Yok kesin diyordu, ben şunu anlamadım. Geçen ben Kayseri'de Palas'a gittim. Bir lokantı. Yine saat 9. Full et yiyorlar. Full et. 100 gram eti 34 milyon veriyor. Alıyorlar ya. Doğru. Lafın doğru. Onlar kere diyor, biz kere etmiyoruz. Ya üretici para kazanmıyor. Üretici para kazanmıyor. Bu hayvancılıkta üretici para kazanmıyor. Zaten süt bedava. 8 milyar. Gerçek öyle süt bedava. Evet, markette 9 lira, üreticide 2 lira. Ya abi, markette adam 8-9 lira süt satıyor, biz 2700 liraya veriyoruz ya sütü ya. 2700-2300 ya. Biz 700 ettiler, bizimkini yeni ettiler, Allah razı olsun. 2300 ya. Yani. Onun için yani inek de beslemiyor kalan, artık o sandık yani. Gerek yok abi ya. Hayırlısı diyelim abi. Her şeyin hayırlısı da. Tanıştığımıza memnun oldum. İşin az kestin abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Kolay gelsin. Selamun aleyküm abi. Selam. İsim? Metin. Sivaslısın Metin abi. Tabii canım. Bunlar da Kangal koçların. Evet, Kangal koçları doğrudur. Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlara 2000 lira diyorum ya, çok demiyoruz daha. 2000 lira. 2000 lira diyoruz da zaten maliyetinin altında diyoruz. Çünkü biz kurbana gitti yere geldi. Efendime söyleyeyim, piyasanın pek tadı yoktu. Üretici zarar ediyor. Burada vatandaşın yapması gereken tek bir şey var, bunu bırakacak ancak. Bunu bıraktığı zaman... Ne yapacak? Bıraktığımı başka bir şey. Çiftçi biter. Çiftçi bittiği zaman Türkiye biter. Türkiye bittiği zaman millet biter yani. Şimdi biz ithalat getiriyoruz mesela. Diyelim ki ne olduğu belli değil. Formunlu mu, deliden alımı, Brüsel'li mi, bunu vatandaş yiyor. Yani. Ama devletimiz burada vatandaşını desteklese... Kendi üreticisine sahip çıksın. Kendi üreticisine sahip çıksa mesela bizim devletimizden beklentimiz şu. Türkiye'nin de gemiyi çiftçi. Çiftçiyi ayakta tutan ve yıkan gübre, mazot. Evet. Devletten beklendiğimiz mazotla gübreyi, efendime söyleyeyim, maliyetleri düşürdüğü zaman çiftçilik devam eder. 350 bin lira bugün bir torba gübre. Bilmem 7 bin lira, 8 bin lira mazot. Çiftçi bunun altında nasıl kalacak? Hele bu yıl, yeni sene bu iş bittiği zaman yani ne bileyim diyecek bir laf bulamıyorum. Vatandaş perişan olur. Doğru söylüyorsun abi. Burada bizim devletimizden beklentimiz 350 bin lira bir torba gübre ya. Bugün kilosu kaça geliyor aşağı, 7-8 bin liraya geliyor. 6-7 bin lira mazot.
Mesela devlet vatandaşı burada destekler. Nasıl destekler? Yani akıl öğretmeyelim de şimdi devletimize. Herkesin fikrine açık olmak lazım. Tabii. Herkesin fikrine açık olup saygılı olmamız lazım. Bu memleket bizim hepimizin. Ahmet'in Mehmet'in değil. Burada biz yaşıyorsak birbirimizi anlamamız lazım. Mazotu mesela bugün 8 bin lira, 7 bin lira, 6 bin lira değil de 4 bin liraya verirse vatandaş işini biraz daha kolaylaştırır. Efendim gübresi mesela, gübre maliyetleri 350 bin lira çok para. 200 bin liraya verirse ne olur? Vatandaş biraz daha bu üretime yönelir. Memleketin bel kemiği çiftçi. Bir omurganın bel kemiği çöktüğü zaman o omurga çöker. Misalar. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Çiftçimizin ayakta tutmak için maliyetlerin düşmesi lazım. Gübrenin düşmesi lazım. Evet. Mazotun düşmesi lazım. Burada ne diyeyim ben? Mesela çiftçi deyince bunun pamuk ekende geliyor, üzüm yetiştirene geliyor, tahıl ekende geliyor. Bugün bu da 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira etmiyor. 2500 lira etmiyor burada. Yani 2500 lira bu da 8 bin lira mazot. 7 bin lira mazot. 7 bin lira mı? 6 bin lira mı? 7. 7 bin lira mazot. Gübreye geldiği zaman kilo 8 liraya geliyor. 1 kilo buğda kaç rubla? Ne kadar mazot alabilir? Bir kilo buğda kaç torba gübre alabilir? İşte bunu oturup, bunun da Tarım Bakanlığı'nın el atması lazım. Tarım Bakanı demek, Tarım Bakanı demek, vatandaşın, köylünün sağ kolu demek. Tarım Bakanı biraz burada duyarsın, 350 bin lira gübre olduğunu duyuyor, ben acışıyorum. Sen duymuyor musun arkadaş burada? Sen gel bakayım, gübre üretene, satana, senin bunun maliyeti ne? Kaç aldın, kaça veriyorsun, niye demiyor arkadaşlar? Burada Tarım Bakanlığı'nın sorumlusu yani. Ülkemizde bir de şu var, serbest piyasa denen bir şeyi çıkardılar. Serbest piyasa da serbest piyasanın olacağı şey var, olmayacağı şey var. %50 kar etsin canım. Serbest piyasa diye yani vatandaşı birini kazandırıp da birini zengin etmek. Bugün meyve satıyorlar, 1 kilo üzüm 9 bin lira. Ya ne kadar yanlış ya. Vatandaş şunu diyor. Vatandaş diyor ki 4 kilo satacağım, 2 kilo satarım ben 9 bin liradan alırım. Burada üretici de zarar ediyor, yiyici de zarar ediyor. Burada karcı zarar ediyor. Yani aracı götürüyor şu. Buna devletin bir önlem alıp el vurması lazım. Yani bir kar hakkını koysun, tamam. Anlamla aldığını hesap etsin, anlamla kar koysun. 9 bin lira olur mu canım? Bir gübre 350 bin lira olur mu canım? Doğru söylüyorsun. Ne kadar yanlış bir şey biliyor musun yani? Evet. Yani bu dinamit bile mi? Mazotun, gübrenin fırlaması Türkiye'nin altına koymuş bir dinamit biliyor musun? Nasıl patlayacağı belli olmaz. Nasıl patlayacağı belli olmaz. Vatandaş burada zor durumda. Hayvanını satamıyor. Efendime söylüyorum, gübre alacak parası yoktur. Ne yapacak? Anca bırakacak mı? Devlete karşı koyacaktı ya. Devlete isyan edecekti ya. Bu vatandaş asıl millet. Aç durur, susuz durur, devletine isyan etmez. Evet. Ama devletin de bunu düşünmesi lazım. Yani bir çocuğunun ayağında ayakkabısı yoksa bu çocuğun ayakkabısı niye yok arkadaş? Yani köylünün ayağında ayakkabı yok arkadaş. Evet. Canım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Marayunluyum. Sivas'ın Marayunluyum. Burası da Şarşı Pazarı. Siz oradan buraya gelmişsiniz. Bizim derdimizi dinliyorsunuz. Efendime size teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür var olun. Tabii siz bunları dile getirir de devlet büyüklerimiz, efendim televizyonlar bunu duyarlarsa tabii devletin buradan ne haberi var? Vatandaş bunu dile getirecek. Vatandaş haline arz edecek. Doğru mu kardeşim? Doğru. Canım teşekkür ettim. Diyeceğim bu kadar yani. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Tanıştığımıza memnun oldum. Eyvallah. Arkadaşlar, Şarkış'ta canlı hayvan pazarı. Çok yoğunluk var. İnşallah çekimlerimiz de güzel olur. Evet, önden bir tane gidiyor. Gerisi de peşine gidiyor. Sivas'ın Kangal koyunu. Fiyatları öğrenelim. Şuradan bir soralım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abiler? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah iyiyiz. Sivas'ın kangalını da çekelim dedik. Evet, kaliteli kangal koyunu aldım. Maşallah. Ne istiyoruz bunlara fiyat? 2100 lira diyoruz abi. 2100 lira. Meranuz var. Yok da var diyelim yani, idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Toplam kaç hayvanınız var abi? 800 kadar var. 800 kadar. Her hafta geliyorsunuz. Yok, ben pazara pek hayvan çıkarmam böyle satmaya da. Bir evet. Görücüye çıkardım. Çıkardın. İzleyicilerimizden de merak edenler var. İsim soy isim alalım. Bir de telefon numaranı verirsen. Damızlık isteyen abi beni bulsun. Tamam. Numaranı. Alıcı, evet. 0530 566 7142. Şarkışın alıcı, Cihan alıcı. Kaliteli damızlık koyun almak isteyen beni bulsun. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de Cihan abimizi duydunuz. Kaliteyi görsünler abi. Şöyle iyice çek de. Evet çekiyorum. Bunlar abi. Hep hamşişek. Görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. Teşekkür ettim abi. Hayırlı günler. Eyvallah. Selamun aleyküm. Tanıyalım sizi abi. Şöyle. İsim? Mustafa Balıkçı. Sivaslısın. Sivas. Merkezde mi yoksa içeri? Şarkışta. Bunlar da kangal koçların. Kangal koçlar. Maşallah. Ne istiyorsun bunlara fiyat? 5-5,5. 5-5,5. Tokumluk koç. Her hafta geliyor musun abi? Her hafta geliyoruz. Her hafta geliyoruz. Her hafta geliyoruz. Yani gelen arkadaşlar haftaya seni burada bulur. Bulur. Aynı yerde mi duruyorsun yoksa fark ediyor mu? Fark etmez. Pazar her nerede bulursa burada. Koç almak isteyen olursa abi numaranı verebilirsin. Söyleyebilirsin. Hadi şey Mustafa, tamam. Numaranı söyle. 507 518 48 43. Şarkısı. Seni arayıp koçu aynen en alır. En kaliteli malı bulabilir. İnşallah abi. Faydamız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çarşı pazarınız bol olsun. İşiniz gücünüz az gelsin. Sağ ol. Burada da bu senenin kuzuları var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne? Muhittin Yılmaz. Altınyalı Harmandalı. Kangal koyun kuzusu. Muhittin abi. Bunlara ne istiyoruz? Fiyat? 1200 lira. 1200 lira diyoruz. Yani soran var mı? Alan var mı? Soran da var. Yani satışa... 1050 lira verdiler, vermedim. 1050 lira verdiler. Evet. İnşallah satarsın Muhittin abi. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün rast gelsin. Evet, sağ ol. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Koçlarım var maşallah. Koçlarımız Sivas Kangal. Evet. Orijinal kangallarımız. Şişek koçlarımız işte, böyle uğraşıyoruz. Kaç kilo geliyor canlı bunlar? Canlı bunlar 1 yaşında 100 kilo gelir, 1 yaşından sonra 150-140-160 kilo civarı gelir. Evet. Bunlar saf kangal. Afgan diyorsun. Afgan evet. Fiyat ne diyoruz abi? Abi fiyatlar 6000 liradan 20000 liraya kadar var. Yani. Sattın tane. Mı bugün hiç yaptın mı? Var mı? 3-5 tane sattım. Hayırlısı diyelim. Tamam. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün rast gelsin abi. Hayırlı günler sağ olun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sizin mi abi? Evet. İsim ne abi, tanıyalım. İskender Subaşı. Buradasın. Evet, Altınyaylar'ıyım. Evet. Rio 40 km ileride. Evet, kangal koçların da maşallah abi. Kaç kilo bunlar canlı bu şu anda? Canlı kilo 100-110, 115, 90 gelir. Yani şu anda hayvanlar acı olduğu için canlı kilo tam evet. Vermez. Fiyat ne diyoruz abi? Fiyatlar 12, 10. 8 öyle yani, yaşına göre, cinsine göre, şeyine göre, özelliğine göre değişir fiyatlar. Daha üst bunlar alt gruplar. Bunlar alt gruplar. Bir evet. De bunun üst grupları var yani. Evet, üst gruplar fiyat uçar. Onların şekli şemali de yani şeydir. Tabii herkesin bir özellik var hayvanlarda. Onlardan dolayı. Keşke onları da görebilseydik ya. O zaman eve buyurun, çekim yapak orada. Hangi kanaldasınız siz? Benim YouTube'da kanalım. Evet. Aytekin Tanaver diye. Abone olursun, kendini de izlersin abi inşallah. Tamam ama gençler şey yaparlar, şey yapsın. Yani şimdi hazırlıksızım. Vezir Köprü'ye gideceğim. Allah kısmet ederse vaktim olsaydı vallahi gelirdim yani. Daha... Ama bir dahaki geldiğimde kesinlikle. Şimdi numaranı alacağım abi. Tamam. Yani bunun evde damızlığı, annesi de var, kuzusu da var. Yani biz yetiştireceğiz ama şu anda piyasalar piyasa çok kötü durumda. Evet. Yem pahalılığından dolayı. Bir de vatandaş şimdi tabii ki geçen yıllarda devlet kredi verdi. Büyük
şey oldu. Bir tarafta meralar sürülüyor, bir tarafta hazine arazileri sürülüyor. Tabi hayvanın yayılımı kalmayınca mebur yeme biniyor. Yem de pahalı olunca vatandaş şu anda elinden çıkartmaya çalışıyor. Yani devlet bunu... Bir an önce çözüm bulsun diyorsun. Çözüm de bulunması lazım, kalıcı çözüm olması lazım. Yani şimdi herkes bu hayvancılığı yapıyorum diye devlet kredi verdi. Şu anda hayvanı bilmeyen adam kredi aldı buradan. Tabii ki onun taksidi var, ödemesi var. Çok ucuz fiyatlara mal veriyor. Yani. Ya bir tabii taksidi aksatmayayım diye adam hayvanı çok piyasa değerinin altında veriyor. Tabii bu da alıcının işine geliyor. Yani. Bir de bu hayvan içeri girecek, yemeyecek. Bir torba yem olmuş 160 lira. Küsbü olmuş 150 lira. Doğru söylüyorsun. Hepsi fiyat. Bir kilo arpa 2,5 lira. Yani kendi evinden gelmeyen adam için maliyetler artıyor. Geçen seneki bizden bir farkı var mı? Geçen sene iyiydi. Geçen sene bundan iyiydi. Geçen sene iyiydi. Evet. Geçen yılın en ufak kuzu, en normal kuzu 1000 lira, 1100 lira. Şimdi en baş kuzu 1000 liraya veremiyor adam yani. Yani biraz önce sordum. 1200 diyor. 1050 verdiler diyor. Vermedi. 1050 verdiler ama bir sürü içine ayak seçmeye çalışıyor yani. Doğru. Yani devlet bu üreticinin mağduriyetini giderilmesi için bir önlem alması lazım. Kalıcı önlem alması lazım. Yani bir yıllık, iki yıllık olmaz bu iş. İnşallah. Diyor, cari açık büyüyor. Tabii cari açık büyüyecek. Şu anda işte ahırlarda bir tane besin hayvan yoktur. İki ay sonra et ithalatı başlayacak. Aynen katılıyorum. Ondan sonra döviz yükselecek. Döviz yükselince vatandaşın malı yine değer kaybedecek. Arada ete, birileri para kazanacak. Ete zam olmadı abi. Ete zam olmadı. Koymadı ya. İki ay sonra et 70-80 lira abi. Besinin mal diyor. Ne yapacak? O zaman da bize de mal çıkıyor zaten. Mal bize mal çıkıyor. Çünkü net büyük destek kazanıyor. Aracı kazanıyor, aracı. Evet, aracı her zaman kazanıyor yani. Ya şimdi zamlandırsa ne var? Bu çamaza malımız değil. Ya zamlanmasın abi. Ya bunu bu işi yapmak için devlet gerçekten üreten adama kredi vermesi lazım. Adam hayvanı bilmiyor, hayvan alıyor. Hastalığını bilmiyor, yemlemesini bilmiyor, bakımını bilmiyor. Hayvan aldım diyor. İşte yemini düşünmüyor. Bugün bir hayvanın hastalanması aldığı zaman 1500-2000 lira damızlı hayvan alıyor. Öldüğü zaman zarar da. Aynen doğru söylüyorsun abi. Doğumlarda güçlü sıkıntılar var. Yani. Bunlar hepsi alta da topladığı zaman bir yakın teşkil ediyor. Üretici. Kasap kazanıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Numaranı alıyorum abi şimdi. Tamam. İsteyen olursa vereceğim. Tabii ki. Yani bunlar evimizde daha kaliteli damızlıklarımız var. Biz damızlık işi yap, yetiştireceğiz yani. Tamam abi. Maşallah ya. Senin kadar var ha. Görüşürüz. Sonra dana mı satıyor diyor. Ya diyor bir yaşlı danayı dart at diyor. Yani. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Arkadaşlar, Sivas Sarkış'la canlı hayvan pazarında videomun ikinci bölümünde tamamlamış bulunmaktayım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.